Mutfağımdan herkese merhaba. Refika'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere sirke tarifi vereceğim. Bu sirke nasıl bir sirke? Ev yapımı elma ve üzüm sirkesi olacak. Önce elma sirkesiyle başlamak istiyorum. İhtiyacım olan malzemeler. Ben bu sirke yapımı için 3 kilo doğal elma kullanacağım. 1 çay bardağı ev yapımı sirkem var. Olmazsa olmazımız balımız var. 1 miktar köy ekmeğimiz, bir miktar da ev yapımı bulgurumuz var. Şimdi elmalarımı doğramakla başlayacağım sirke yapımıma. Elmalarımızı ben 4'e böleceğim. Daha sonra da birer parçaya da böleceğim. Elma sirkelerinin faydaları arkadaşlar biraz bahsetmek istiyorum. Kan şekerini düzenleyici etkisi var. Midemizdeki hazmı kolaylaştırıyor. Elma sirkesinin çok her şeye faydaları saymakla bitmiyor. Tabi ev yapımı sirkenin faydaları çok oluyor. Doygunluk hissi sağlıyor. Özellikle ciltteki mantarlara sürdüğümüzde bir pamuk yardımıyla söndürüyor. Sivilcelere iyi geliyor. Bu şekilde faydaları saymakla bitmiyor. Elmalarımı bitinceye kadar doğramaya devam edeceğim. Elmalarımın hepsini doğradım ve 8 litrelik kavanozuma doldurdum. Şimdi üzerine 1 çay bardağı ev sirkesi, 2 yemek kaşığı da veya 1 yemek kaşığı, bulgur olmasa da olur. Ben 2 yemek kaşığı koyacağım. 1 parça köy ekmeği ve yarım çay bardağı kadar da bal ekliyorum. Şimdi üzerine elmaların üzerine çıkacak şekilde su ilave edeceğim. Ve bu elma sirkesini her gün sabah akşam karıştıracağım bir tahta kaşık yardımıyla. 15 gün falan devamlı karıştıracağım. 15 gün sonraki halini ben size tekrar göstereceğim. Şimdi üzerine bugünün tarihini yazdım karıştırmamak için. Şimdi üzerine hava alacak şekilde kapatıyorum. Bu bir tülbent olabilir, bir peçete bile olabilir. Yeter ki hava almasını sağlamamız gerekiyor. Şimdi üzüm sirkemi yapımına geçeceğim. Şimdi elma sirkemi hazırladım. Şimdi de üzüm sirkemi yapımına geçeceğim. Tabi bildiğiniz gibi en çok sık üzüm sirkesi ya da elma sirkesi kullanıyoruz. Ama farklı meyvelerin sirkelerini de tatmakta fayda var. Şimdi ben eldiven taktım elime. Eldivenle kullanmayı pek sevmiyorum ama maalesef üzümlerimi ezeceğim bu şekilde. Daha çabuk fermente olsun diye. Ben üzümleri olgunlarından aldım. Daha iyi oluyor o zaman. Üzümleri bu şekilde ben ezeceğim. Evet, üzümlerimizi iyice ezdik. Bakın dibe çöktü bir miktar daha. Şimdi içine 1 yemek kaşığı ilave bulgur ekledim ev yapımı. 1 kaşık daha ekledim. Ve 1 parça köy ekmeği, 1 çay bardağı ev sirkesi, yarım çay bardağı kadar da bal ekledim. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Üzümlerimizi saplarını ayıkladıktan sonra sirkemizin bozulmaması için çürüklerinden de iyice temizliyoruz. Hiç çürük kalmaması gerekiyor üzümlerimizde. Şimdi ben buna biraz daha su ekleyeceğim. Şimdi sirkelerimizi karanlık bir yerde muhafaza edeceğiz. Ve her gün tahta kaşıkla karıştırmaya devam edeceğiz. Ki üzeri meyvelerimiz gittikçe yukarı çıkacak. Üzeri küf olmasın diye, kötü bakteri olmasın diye. Sık sık karıştıracağız. Dibe çökmesini sağlayacağız. Ve şimdi 15 gün sonraki aşamada tekrar bir arada olacağız. Şimdi ben yine bunun tarihini attım ve üzerine yapıştırıyorum. Daha sonraki aşamalarda görüşmek üzere. Evet hanımlar, üzüm ve elma sirkemi yaklaşık 8-9 gün önce kurmuştum. 9 Kasım'da kurmuşum. Her gün sabah akşam bir defa olmak üzere karıştırıyorum. Bakın yavaş yavaş aşağı süzülmeye başlamışlar. Ve bu tamamen meyveler aşağı indikten sonra bir daha karıştırmayı bırakacağız ve yaklaşık 2 ay kadar, 2-2,5 ay kadar sirke anası yapıncaya kadar bir daha hiç bu sirkelerimize dokunmayacağız. Bakın üzüm sirkesi daha erken çökmüş aşağı. Bu 2-3 gün sonra tamamen çökmüş olacak. Ve şimdi 15 gün sonra meyveler aşağı indikten sonra bir daha ben bunları karıştırmayacağım. Ta ki tekrar sirke anası oluştuktan sonra sirkelerimi süzünceye kadar bunlar karanlık ve serin bir yerde duracak. Şimdi tekrar süzünceye kadar görüşmek üzere. Evet, sirkeler şahane görünüyor. Bakın üzerinde çok az sirke anası var. Diğerleri aşağı çökmüşler.
Bu da elma sirkesi. İki tabaka halinde olmuş. Şimdi sirkelerimi süzüm aşamasına geçeceğim. Şimdi üzerindeki ince tabaka halindeki sirke anasını alıyorum. Bu çok ince arkadaşlar. Çünkü daha büyük olanı çok oldu çökeli dibe. Tekrardan üzerinde böyle ince bir sirke anası oluşmuş. Evet, bunu şimdilik bir kenara alıyorum. Şimdi elma sirkemin de üzerindekini alıyorum. Ayrı bir tabağa. Şimdi onu da bir kenara aldım. Sirkelerimi süzmeden önce sirke hakkında biraz bilgi edindim. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii biz sirke yapmaya başlamadan önce, sirke yapımına ilgi duymadan önce bunları bilmiyorduk. Tabii hep hazır alıyorduk sirkelerimizi. Şimdi sirke yapımıyla ilgilenmeye başladıktan sonra insanın bilgisi daha da artıyor. Marketlerde sirke diye satılan sirkeler gerçekten de sirke değil. Etiketlerini okuduğunuzda renklendirilmiş asitli su. Bir günde yapılıp şişeleniyor bunlar arkadaşlar. Oysa bizim en basit yaptığımız sirke haftalar alıyor. Benim bu sirkelerim tam 4 ay oldu. Sirke işi sabır işi. Bunun için yapımı çok kolay ama zamana ihtiyacı olan bir şey. Ev yapımı sirkelerde asetik asitle birlikte aynı zamanda o asetik asiti bakterilerini başka diğer asitli mineral ve vitaminler de içeriyor. Şimdi sirkelerimi üzerindeki berrak sularını önce alacağım. Daha sonra posasını ayrı bir şekilde süzeceğim. Bu kadar çok bilgi verdikten sonra sirkelerimi bu şekilde başlıyorum süzmeye. Sirkenin güzelliğine bakın arkadaşlar. O kadar berrak, üzeri o kadar şeffaf ki tamamen posası dibine çökmüş vaziyette. Sirkelerin kokusu o kadar güzel ki bunun gerçek bir sirke olduğunu kokusundan anlıyorsunuz arkadaşlar. Mis gibi buram buram sirke kokuyor. Evet, tam ağzına kadar doldurmuyorum. Yine içine sıkışan havanın dışarı çıkması için bir yarım saat kadar dinlendikten sonra kapağını kapatacağım. Evet, şimdi içerisinden o meşhur sirke anamızı alalım. Evet, bir tane daha var. Evet, iki kat oluşmuş. Evet arkadaşlar, bakın. Sirke bakterileri dediğimiz asetik asit bakterilerinin toplu halde bulunduğu jelimsi bir yapı bu. Çok da güzel, tatlı görünüyor. Bu daha değişik. Bazen bu sirke anası ince tabaka halinde, ilk aldığım gibi, bazen de bu şekilde kalın tabaka halinde oluşuyor. Hatta bu çok olmuş olalı biraz parçalanmış. Bu sirke anaları meyvenin renginden etkileniyor arkadaşlar. Bak, bu da çok ince bu şekilde sallanmış kavanozumuz. Sallandıktan sonra bu daha kalınlaşmadan aşağı bir çökmüş. Kat kat oluşmuş. Dediğim gibi sirke anası rengini meyvenin sirkesinden alıyor. Bu üzümdü, pembe oldu. Elma sirkesi de görmüş olduğunuz gibi sarı olmuş. Şimdi üzüm sirkemin posalı halini süzeceğim. Kabımın içerisine tülbentimi yerleştirdim. Bu şekilde süzüyorum. Thank you.
Sirkemin posasını da her zamanki gibi bahçedeki bitkilerin dibine dökeceğim. Gübre olacak, doğal gübre. Hem bitkilere oldukça faydası var bu faydalı bakterilerin. Sirke anasını kavanozların içine alıyorum. Bir sonraki sirke yapımında bunları bu şekilde kullanacağım. İçerisine de kendi sirkesinden biraz ilave ediyorum. Bu şekilde bir yıl boyunca dolapta hiçbir şey olmaz, muhafaza edebilirsiniz. Şimdi elma sirkemi süzüyorum. Elma sirkesinin rengi daha berrak. Uzun süreden beri tortuları tamamen dibe çökmüş. Ben bu yıl çok sirke kurdum. Onca sirkeyi ne yapacak diye aklınıza bir soru gelebilir. Tabii ki ben bu kadar sirkeyi tek başıma kendim tüketemem. Tanıdıklarıma, eşime, dostuma, sevdiklerime tatmaları için dağıtacağım. Biraz da kendime ayıracağım. Evet. Elma sirkemin anasını da alıyorum. Hoppa. Çok güzel. Bakın. Elma sirkesinin anası çok ince olmuş. İnce tabaka halinde. Demek ki bu sirke böyle oluyor. Sirke anası ne kadar kalın olursa sirkenizin kalitesi o kadar kaliteli demektir. Tabii bu elma sirkesini şu an sirke anası ince diye kalitesiz anlamına gelmiyor. Demek ki bu şekilde ince tabaka oluşturuyor. Elma sirkemi de süzüp bitirdim. Şimdi sirke anasını da bu küçük kavanozun içerisine koyuyorum. Tekrar kendi sirkesinden üzerini kapatacak şekilde sirke koyuyorum. Ağzını sıkıca kapatıyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.